Cumhuriyet Bayramı ile aynı günde Türkiye'nin milli güvenliğini çok yakından ilgilendiren gelişmeler de yaşanıyor. Soçi mutabakatıyla verilen 150 saatlik süre az önce doldu. Gözler verilen sözlerin tutulup tutulmadığına, teröristlerin Suriye hudut hattından çekilip çekilmediğine çevrildi. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Fırat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. Soçi'de verilen süre doldu. Güvenli bölge mutabakatında kritik bir aşama daha geride kaldı. Harekatın ana gayesi bölgeden PKK, YPG terör örgütünü çıkartıp Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Erdoğan'la Putin'in Rusya'daki zirvesinde alınmıştı o önemli karar. PYD-YPG'li teröristlerin bölgeden tamamen çekilmesi için saat 18'e kadar süre tanınmıştı. Cumhurbaşkanı mutabakata uyulmaması halinde operasyonların yeniden başlayacağını açıklamıştı. Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. Anlaşmalar çerçevesinde Amerikalı yetkililerin ardından Rus askeri heyeti de Ankara'ya geldi. Genelkurmay karargahındaki görüşmelerde ikinci gün geride kaldı. Hem mutabakat koşullarının yerine getirilip getirilmediği takip edildi, hem de geleceğe dönük hazırlıklar üzerinde çalışıldı. Moskova yönetimi YPG'nin çekilmesi planlanandan önce tamamlandı açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanlığımız bunu güçlü bir şekilde takip ediyor. Günlük olarak kendilerinden bilgi beklediğimizi, haber beklediğimizi ifade ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile aynı günde gözler bir yandan da İsviçre'de. Suriye'nin yeni anayasasını yazacak 150 üye Cenevre'de bir araya geldi. Mevlüt Çavuşoğlu da dörtlü toplantıda Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi ile buluştu.